Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Operatör Doktor Muhammed İbrahimoğlu beyin kanaması hakkında merak edilenlere cevapladı. Beyin kanamalarının sadece yaşlarda değil, gençler arasında da sıklıkla yaşanabileceğini söyleyen İbrahimoğlu şunları dile getirdi. Beyin kanaması her yaşa göre değişir dedik. Ondan dolayı çocuklarda daha çok yapısal bir anomali varsa, doğuştan beyindeki damarların gelişmemesi ya da az gelişmesine bağlı beyin kanaması görülebiliyor. Onun dışında orta yaş ve erişkinlerde orta yaşta onlarda daha çok travmaya bağlı beyin kanaması görülebiliyor. Peki beyin kanaması neden olur? Tanı ve tedavisi nasıl olur? Çeşitleri nelerdir? Tabii bunların tedavisi de değişebiliyor. Her birisinin tedavisi farklılık gösterebiliyor. Beyin içindeki kanamalar kendi aralarında ayrılıyor. Beynin içindeki küçük kılcal damarlardan tutup damar büyük damarlara kadar kanama gösterebiliyor. Yani intraserebral hematom diyoruz ya da subdural hematom diyoruz ya da Epidural hematom diyoruz. Bunların hepsi yerine göre e, isimlendiriliyor. Mesela kemiğin hemen altında travmaya bağlı en çok e, kanama görülebiliyor bunlarda. E, bunlar epidural kanamalardır. Epidural kanamalar bir arteriyel kanamadır. Bir damar, atar damar kanamasıdır. Bunun e, mortalitesi yüksektir. Yani ölümcülüğü yüksektir. O yüzden kazadan hemen sonra bir e, detaylı bir tetkik tomografi e, çektirip bakmak lazım. Eğer o kanamalar e, eğer hayati tehlikeye arz ediyorsa o zaman ona göre de e, te, işlem yapmak lazım. Ameliyat gerekirse ameliyat yapmak lazım. Onun dışında kanamalar anevrizmatik kanamalar olur. Bunlar da hayati tehlikesi çok yüksek kanamalardır. Anevrizma kanamaları daha çok gene orta yaş ve yaşlılarda görünür. Bunlar da damarsal bir kanama olduğu için bunu mutlaka diğer kanamalardan ayırıyoruz. Bu kanama çünkü tek tedavisi var. O da ya açık ameliyat ya kapalı ameliyat. illaki ameliyat olması gerekir. Ondan dolayı bunun ayrımını yapmamı iyi yapmamız lazım. O da BT anju ya da tomografi ya da MR anjiyo ile tanısını ya da kaslıktan girip beyin damarlarını görmek lazım, görüntüleme yapmak lazım. Bunda da daha kesin bir tanı koymuş oluruz. Bir kanama daha subdural kanamalardır. Bunlar da genelde kemiğin altında zar var. Epidural zar. O epidural zarın altındaki kanamalardır. Bunlar da beyine direkt temas ediyor. Bunlar da mortalitesi yüksektir. Yüzde kırklara bir ölümcüllüğü var. Bunlar daha çok genelde yaşlı insanlarda ve damar anomalisi olan hastalarda daha çok görülür. Yaşlı hastalarda mesela e, travmaya sekonder gelişebiliyor. Mesela e, genelde hasta diyor ki ben e, başım dönüyor. Mesela baş dönmesi ya da konuşma bozukluğuyla geliyor. Böyle anemnezine baktığında ya da e, bilgilerini aldığında o zaman anlaşılıyor. Bir, bir ay ya da iki 3 ay, 3 ay önce düşmüş hasta, düştükten sonra e, bir şey, o anda çekilen emarında ya da tomografisinde bir şey görülmeyebiliyor. ama zamanla kılcal damarlarda kanama olduğu için yavaş yavaş birikiyor. O kanama da yaklaşık bir ayda, bir buçuk ayda hasta konuşma bozukluğu ya da yürüyüş bozukluğuyla gelebiliyor bize.